Korumalar yaklaştı diyor yoksa. Koruma da gitmiş kurban sopinin bir derdi var demiş. Dua ederiz demiş. Adam kanaat etmemiş. Ya kardeşim demiş korumalara biz de nereden geldik derdimizi söyleyeceğiz. Önümüze çıkıyorsunuz. Başlamış itişip kakışmaya korumayla. Gavs'ı artık görmüş tabii. Korumalarda bir Gavs'tan korkuyor. Bir şey de yapamıyorlar Sofi'ye ama Sofi bayağı cazgırlık yapmış. Sonra namaz bitip, tesbihat bitip, tövbeyle gidip giderken Sofiler ayağa kalkıyor ya. Gel bakayım demiş ona. Yani senin demiş derdini Allah bilmiyor mu? Biliyor Gavs'ı. O Allah'ın bildiği derde ben dua ettim. Yetmiyor mu sana? Demek ki beş vakit namazında hepimize dua ediyor. Allah bizim ne derdimiz var bilmiyor mu? Biliyor. Ya Rabbim bu benim sofilerimiz, talebelerimiz ne dertleri varsa dünyevi, ukrevi, hacetleri hepsini ver. Beş vakit. Adamın babası beş vakit kendine dua etmez. Anası daha çok sever o da etmez. Başına bir hastalık gelince der. Düz zamanda ne ana ne baba bize dua ediyor. Ama bu da teheccüdü de var. Duhası da var, nafile. Ya devamlı bize dua ediyor ya. Öyle bir saadetin kapısındayız. Daha ne uğraşıyorsun? Gene birisi de öyle gene korumaya demiş. İşte derdimiz var. Koruma söylemiş, dua ederiz demiş. O da kalbinden. Bu şimdi gene bunun işi açık. Gürültü yaptı, dans gördü. Öbürü kalbinden geçirmiş. Bir derdimizi anlattırmadılar bize saadete. Dönmüş ona. Daha sen o kağıda yazarken biz sana dua ettik. Öyle bir Gavs'ın vakfında, dergahında hesap yapmayın. Allah'ın izniyle ne buralarda dolaşıyorlar. Hep aramızda. Ve hastane açtı. Açılacak şimdi elçi. Orada bir oda var. Oda boş. Şuna yapıldığı belli değil. Kimse oturmayacak. Sormuşlar kurban bu ne? Bu da her gün saadetler arasında vazife taksim yaptı. Birisi gelip burada oturacak. Hastanede her gün o silsilemizdeki saadetler nöbet tutacakmış. Yani şüphe etmeyin. Bu saadetin işini bilsek kafayı yeriz. İyisi mi kafamız bize kalsın teslim olalım. Gidelim işimize bakalım.